Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Efe Şebcioğlu. Gündemin gelişen sıcak haberlerini TV52 farkıyla ekranlarınıza taşıyacağım. Değerli izleyenler, yine Ordu'yla başlayacağız. VIP ile başlayacağız. VIP haberleriyle başlayacağız. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Ordu'ya gelmişti hafta içerisinde ve burada bir miting yapmıştı. Miting sonrası dönüşte de Ordu Giresun Havalimanı'nı kullanmıştı İmamoğlu ve yanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve parti kurmayları vardı. VIP'den geçiş yapmak istedi bu grup ve polis engeliyle karşı karşıya kaldı ve bundan sonraki süreçte de ülkenin gündemi bir anda Ordu'ya çevrildi. Ulusal haberlerde ve birçok sitede de Ordu yaşanan olayları konuşuyor, Ordu'da yaşanan olaylar konuşuluyor diyelim ve bununla ilgili açıklamalar da peşi peşine gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturdu ayrıca VIP krizi. Tartışmaları, yankıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Örgütü yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın detaylarında ayetler yer aldı. Güneş balçıkla sıvanmaz denildi. Vatandaş gibi gidelim. Gel şuradan kurban olayım bak vallahi. Türkiye'nin gündemine Ordu'da yaşanan VIP krizi oturdu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu ziyareti sonrası dönüş için Ordu Giresun Havalimanı'nı kullanması ve VIP'den geçiş yapmak istemesi üzerine tırmanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla farklı bir boyuta ulaştı. Ülke gündemini birkaç gündür meşgul eden VIP gerginliği devam ediyor. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Örgütü'nden ayetli açıklama geldi. CHP Ordu İl Örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada olay anıyla ilgili yeni görüntüler yayınlandı. Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Çünkü Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete hükmetmenizi emreder. Allah bununla ne de güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Yayında da görüldüğü üzere seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sevgi dilini kullanarak Seyit Bey, Sayın Valiye rütbe taktırmanıza gerek yok. Kurbanın olayım gel, vatandaş gibi gidelim cümlesinin dışında VIP salonunda söylediği başka bir cümle yoktur. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz ifadelerine yer verildi. Vatandaş gibi gidelim. Gel şuradan kurban olayım bak vallahi. Gel başkanım. Değerli izleyenler, izlediniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamasını ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım da açıklamalarda bulundu. Dün de açıklama yapmıştı. Bugün de yeni günde bir televizyon programına katılım gösterdi ve Ekrem İmamoğlu'nun Ordu ziyareti ve yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisi Ekrem İmamoğlu'nu açıklamaya davet etti. Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Yani biraz bu benim canımı sıkıyor yani. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, rakibi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu ziyareti ve yapılacak ortak canlı yayın hakkında açıklamalarda bulundu. Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Yani biraz bu benim canımı sıkıyor yani. Yani bir İstanbul gibi büyük bir şehre yönetmeye talip olanın ağzından böyle galis küfürler çıkmaması lazım. Ya bunu ben sağlıklı bir şey olarak görmüyorum. Arkadaşımızın kendini bir şekilde gözden geçirmesi lazım. Bu öfke kontrolü önemli bir şey. Bu konuda daha dikkatli olması gerekir ve dün de kendisine bir çağrı yaptım. Özür dile dedim. Özür dileriz. Bir özür bekliyor. Kamuoyu bir özür bekliyor Mehmet Bey. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Vali devleti temsil ediyor kardeşim. Vali kendisini ifade edemez. Memurdur. Siyasetçi her türlü ağır eleştiriye hatta hakarete muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Öyle her önüne geleni kesip doğrarsa bu olmaz. Yani bu siyaset değil. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu için aday arkadaşımız Ordu'ya gitti. Valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galis küfürler çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum şeklinde konuştu. Özür dilemesi icap eder. Tekrar icap eder. Çünkü çok ağır bir şeydi. O da bir VIP tartışması üzerine bu. Tamam, sebep ne olursa olsun ya. Biz insanız, konuşulur, görüşülür. Memuru rad mukavemet etmek olmaz ki yani. Siyasetçi
normal insanlara örnek olması lazım. Yani siz öyle yaparsanız vatandaş ne yapar? Onu da düşünün yani. Tamam diyelim ki yanlış yaptı yani, olabilir. Bunun yolu hakaret etmek, küfür etmek olamaz. Sevgili izleyenler, bayram haftası boyunca etkili olan sıcak hava Karadeniz semalarında yerini sağanak yağışlara, yer yerde kuvvetli yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz bölgesi için yağış uyarısında bulundu. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, ani sel ve su baskınının beklendiğini söyledi. Ramazan bayramı boyunca yurdun büyük bölümünde sıcak hava ve güneş etkili oldu. Ramazan bayramını serin geçiren Karadeniz için yeni haftada sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz için sağanak uyarısı verdi. Verilere göre hafta içerisinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hafta boyunca Karadeniz bölgesinde genellikle görülecek yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz yönde etkileyeceği belirtiliyor. Özellikle gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel ve su baskını tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı, hafta ortasından itibaren bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminler için vatandaşlar uyarılıyor. Değerli izleyenler, fındıkla devam edeceğiz. Fındıkta yeni hasat sezonuna aylar kaldı artık. Rekolte tartışmaları halen tazeliğini de koruyor. Amerika'nın Florida eyaletinde bir toplantı yapılmıştı biliyorsunuz 2 hafta önce ve burada bir rekolte açıklaması yapılmış. 815 bin ton rakamı. Demirinde ise Ordu kamuoyunda sert tepkiyle karşılanmıştı. Bu açıklamaları yapan isimlerden biri de aslında tepki gösteren isimlerden biri de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin olmuştu. Şahin yine açıklamalarda bulundu. Fındık üzerinde bir rapor hazırlanacağını, bu raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Fındıkta yeni hasat sezonu kapıda. Karadeniz'in daldaki altın ürünü fındık. Bugünlerde rekolte tartışmaları sebebiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Florida eyaletinde yapılan toplantı sonrası fındıkta rekoltenin 815 bin ton olarak açıklanmasının ardından Ordu kamuoyunda ciddi tepkiler oluşmuştu. Hayali rekolte açıklamasına sert tepki gösteren isimlerden biri olan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, fındıkta yaşanan rekolte tartışmalarını ve fındıkta yaşanan oyunları bir bir rapor haline getirip Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Rahat olun başkanı gibi. O kadar ben tüccarın temsilcisiyim ama benim tüccarım üreticinin fındığıyla para kazanıyor. Çünkü üreticinin parası piyasaya girdi bak bütün tüccarlar para kazanıyor. Yani giyimci para kazanıyor, kuyumcu para kazanıyor, sağlıkçı para kazanıyor. Bu para oraya girmesi lazım. Alan bazı desteğin 4 katı parayı bir İtalyan firması aldı. Yani buna dur demek lazım artık. Yani devletin yani inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşabilirsem yahut raporumu ulaştırabilirsem danışmanlar oraya olanlara ulaşacağım, raporları göndereceğim. İnşallah bir randevu alabilirsem yani açık açık anlatacağım. Bu oyuna dur desin. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bu millet güveniyor zaten oy verirken %70'i Cumhurbaşkanı kabul ederek biz tamam siyasi olarak belki Adalet Kalkınma Partisi %70 alamıyor ama Cumhurbaşkanı %70'i bu milletin oyunu alıyor. Millet güveniyor. Ben Cumhurbaşkanı bu konu anlatılırsa bu işe dur diyeceğine inanıyorum. Başkan Servet Şahin, Ordu'da yapılan fındık çalıştayını da eleştirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü hedef aldı. Fındık çalıştayı Sayın Bakanımıza katıldı. Kalktı, TEMO'nun Genel Müdürü buraya teşekkür etti. Katılma, katkılarına dolayı. Etme kardeşim ya. Ya sen benim bakanlığımın bütçesi yeter. Destek alma çalıştay yapmak için. Bizim Büyükşehir Belediye'mizde diğer belediyelerimiz toplanır, bu çalıştığı yapardık. Hep bir araya gelirdik. Teşekkür edemez TEMO'nun genel müdürü. Ve bakan beyin huzurunda etti bu teşekkürü de. İşte Amerika'da fındık rekoltesini açıklayan güçler aynı güçler. Teşekkür eden zihniyetle Amerika'daki rekolteyi açıklayan zihniyet aynı zihniyet. Ordu ekonomisi için fındığın oldukça önemli bir figür olduğunu ifade eden Başkan Şahin, fındıkta yabancı sermayenin güçlü olduğunu, bunun da fiyatları olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Ordu ekonomisi için fındık değerini bulması, fındığın toprağı bizim, ağacı bizim ama fındık bir İtalyan firmasının, fındık ihracatçısı. Avrupa'daki ve Amerika'daki bölgelerden de fındık ithalatçısı, alıcı. Oradan alıcı,
buradan da satış. Türkiye fındığının %60'ını alan bir kuruluş fındık fiyatlarını kontrol tutamaz mı? %51 onun kontrolüne geçince, ihracatçı, ithalatçı olunca fındık fiyatlarını tespit eder. Ya ben inşallah bu konuları Sayın Bakan'a anlatan birisi olacak. Yakın firmalar anlatırsa, aynen biz 50 yıldır aynı senaryoyu, aynı şeyi dinledik. Sevgili izleyenler, Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı. Elde edilen bilgiye göre Yukarı Ardıç Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan ağaca çıkan Sabri Hatipoğlu dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Düşme sonucu yaralanan Hatipoğlu 112 ağacı servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabri Hatipoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyenler, Ordu'nun yüksek kesimlerinde haftanın belirli günlerinde kurulan hayvan pazarında durgunluk hakim. Kurban Bayramı'na kadar bu durgunluğun da devam edeceği belirtiliyor. Hayvan tacirleri bölgede hayvancılıkla uğraşanların azaldığına da dikkati çekiyor. Ordu'nun yüksek kesimlerinde haftanın belirli günlerinde kurulan hayvan pazarında durgunluk hakim. Kurban Bayramı'na kadar bu durgunluğun devam edeceğini belirten hayvan tacirleri bölgede hayvancılıkla uğraşanların azaldığına dikkati çekti. Sene bence az gidiyor. Millet bedava istiyor, biz de bedava vermiyoruz malımızı. Kurban mesela bu düge hakkı 7 milyardır. 5 milyara istiyor, 5,5'a istiyor. Biz 5 milyara versek bizi kurtaramıyor. 5,5'ı da verse bize kurtaramıyor. 6-6,5 dedin, almıyorlar işte şu anda. Buradayım, hiç satış yapmamışım. Ordu'da. Kurban Bayramı'na kadar bu durgunluğun devam edeceğini belirten tacirler, bölgede hayvancılıkla uğraşanların azaldığına dikkati çekti. Kurban kesici vatandaşlarımızın ise diyelim ki 5 kişi, en kötü şartlarda 1250 liranın altına düşmeyecektir yani. Hayvan tacirleri, köylerin boşalmasının ardından hayvan üretiminin azaldığını vurguluyor. Yeni sezonda yaylalara çıkarak koyunları yayladıklarını ifade eden küçükbaş hayvancılarsa, yaylanın gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olduğunu, ailelerini geçindirmek adına bu işi yaptıklarını ifade ediyor. Kısaca hayvan tacirleri Kurban Bayramı'na hazırlıklarını sürdürüyor, bayramda umduklarını bulmak istiyor. Değerli izleyenler, milyonlarca öğrencinin beklediği tatil kapıda. Okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 14 Haziran Cuma günü karne alacak ve yaz tatiline başlayacak. 17 Eylül 2018 pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı Cuma günü sona erecek. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran'da, ikinci haftası da 24-28 Haziran'da olacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları ise 24 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileriyle mezunlar 15 ve 16 Haziran'da yüksek öğrenim kurumları sınavı heyecanını yaşayacak. YKS temel yeterlilik testi ise 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te alan yeterlilik testi, 15.45'te ise yabancı dil testi uygulanacak. Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi takvimine göre YKS sonuçları 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve ardından da yerleştirme heyecanı yaşayacak. Yeni takvime göre ara tatiller yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni çalışma takvimine göre 2018-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarı yıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarı yıl eğitim ve öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Haziran'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Efendim, Ordu'da eğitim alanında sendikal faaliyetlerde bulunan Ordu Eğitim Birsen Şubesi her geçen gün üye sayısını da arttırıyor. Sendika Türkiye'de büyüme noktasında zirvelerde yer alıyor. Konu hakkında Ordu Eğitim Birsen Şube Başkanı İsmail Çelenk TV'lik habere bilgiler verdi. Açık ara farkla yetkili olan sendikayız.
Ordu'da eğitim alanında sendikal faaliyetlerde bulunan Ordu Eğitim Birsen Şubesi her geçen gün büyüyor. Türkiye'de bulunan sendikalar arasında üye sayısını her geçen gün daha fazla büyüten Ordu Eğitim Birsen Şubesi Türkiye'de zirveyi kovalıyor. Konu hakkında Ordu Eğitim Birsen Şube Başkanı İsmail Çelenk TV52 Haber'e bilgiler verdi. Biliyorsunuz sendikaların her 15 Mayıs'ta üye sayıları güncellenir. Bir yıl boyunca o üye sayılarıyla sendika temsil edilir. Biz Eğitim Birsen olarak Ordu'da yıllardır yetkili sendikayız. Bu senede Ordu'da 19 ilçemizle beraber açık ara farkla yetkili olan sendikayız. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz Akkuş'a, Mesudiye, Korgan'a, Kumru'ya her yere gidiyoruz. Gittiğimiz yerde bir arkadaşın, bir üyenin, bir eğitim çalışanının sıkıntısı olduğu zaman biz üye midir, değildir'e değil, haklı mıdır, değildir'e bakıyoruz. Haklıysa arkadaşın yanında sonuna kadar olmaya çalışıyoruz. Başkan İsmail Çelenk, renklerin hepsine talip olduklarını ifade etti. Eğitimcileri Eğitim Birsen çatısı altında toplanmaya davet etti. Biz zaten renklerin hepsine talibiz. Dolayısıyla vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven herkesi Eğitim Birsen'le olmaya, Memur Sen'le olmaya, güçlü mücadele etmeye davet ediyoruz. Bir kesime kapımızı kapatıyoruz. Kimdir o kesim? Vatanın birliğine, beraberliğine zarar verecek terörist eylem ve söylemde olan insanları sendikamıza davet etmiyoruz. Diğer bütün görüşteki insanları güçlü mücadele etmeye davet ediyoruz. Efendim şimdi reklam, ardından tekrar buradayız. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Bugünü yaşamak kolay, geleceği planlamak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordlove Takiyener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Üniversite öğrencilerinin vazgeçilmezi, yatırımlarınsa ideal tercihi olarak 12 bin metrekare üzerine kurulu, 2 blok ve 274 daireden oluşan 65 metrekare 1+1 konutları, açık otoparkı, şehrin yanı başında maviyi ve yeşili buluşturan benzersiz konumu, 16 iş yeri, kira getiri garantisi, 149 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim konumundaki örnek dairesini görmeniz için satış ofisinde sizleri bekliyor. Nordlove Takiyener Konutları GRP Gayrimenkul Güvencesiyle birikiminiz geleceğiniz olsun. Türkiye'nin en çok izlenen yerel ana haber bülteni TV52 Ana Haber'in saati değişiyor. İlkeli, objektif ve tarafsız habercilik anlayışıyla sizi size anlatan TV52 Ana Haber 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren saat 18.30'da. Değerli izleyenler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler genelde konut ve seraların ısıtılmasıyla sağlık turizminde terminal tesisler denilince akla gelen jeotermal kaynakların belirlenmesi adına sondaj çalışmalarının yapılacağını açıkladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, genelde konut ve seraların ısıtılmasıyla sağlık turizminde termal tesisler denilince akla gelen jeotermal kaynakların belirlenmesi için sondaj çalışmaları yapılacağını açıkladı. Ordu'nun jeotermal alanlarının ortaya çıkarma ve geliştirme imkanlarının belirlenmesi için bir çalışma başlattıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Profesör Doktor Orhan Mertoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Oldukça verimli geçen görüşme sonunda Türkiye Jeotermal Derneği uzmanlarının Ordu'nun jeotermal alanlarını belirlemek adına sondaj yapması kararı alındı. Başkan Güler, Anadolu coğrafyasının yüksek bir jeotermal potansiyele sahip olduğunu, bölgesel anlamda bakıldığında Karadeniz bölgesinin de oldukça verimli potansiyeli bulunduğunu söyledi. Ve değerli izleyenler, bu haberle TV52 Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın yeni haftada, yeni haftanın ilk iş gününde saatleriniz 18.30'u gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız ve sizlere gelişmeleri aktaracağız. Efendim, hayırlı akşamlar, mutlu haftalar.